Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Evde akvaponiye devam güzel kardeşler. Sanırım bunu başardık. Bir delik yetmedi. Bir delik daha açmak zorunda kaldım. Şimdi bakıyorum şuradaki şu beyaz nokta var ya suyun çıktığı yerin. Hani boya şey orayı izi aldım. Artık burada sabitlendi gibi. Bakalım yani bu su bile yeter içindeki köklerin gelişimi için. Çünkü bu kadar bir ölçüsü var. Tamam ya. Herhalde yaptık, başardık kardeşler. Hani bunu test aşamasına siz de aman dikkat edin. Hani bakın şöyle iki delik. Yani başarılı olduk gibi gözüküyor. Su artmıyor, böyle kaldı. Güzel ya. İyi. Şimdi şu aşağıya su eklemem gerekiyor. Tam emin olmadan da eklemeyeceğim. Suyumu dinlendirdim. Bakın burada. Emin olmadan olmaz. Bu işlerin şakası yok. Vallahi evi su basar. Hala bakıyorum, orayı izi aldım yani, ölçü aldım. Oh güzel güzel güzel. Bu buradan gelen suyu da şuraya bir delik açacağım, şurada bir yere. Onun içinden doğru akacak. Böylece köklerin olduğu yere de oksijen sağlayacak, dökülmenin verdiği etkiyle. Vallahi iyi oldu ya. Tamam. Şimdi domatesler, biberler gelir. Durum bu. Buraya da pireleri aldık. Salı gününe müteakiben pire az alabildim ama ya çok az çıktı bakın. Yani çok çamur. Orada da iyi üredi, götürdüler işi yani, bunlar bayağı götürdü. Gösteremiyorum bile, o kadar az yani, düşünebiliyor musunuz? Ölmez inşallah. Şimdilik hoşça kalın güzel kardeşler. Vallahi akvaponik devam ediyor. Ben hala buradayım. Bunun emin olmadan hiçbir yere gitmem. Ki öyle sabitlendi gibi, bakalım. Hadi hayırlısı. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Tekrardan selamlar sevgili dostlar. Şimdi Mavi Çil'in eşi sapıttı. İlk defa dama çıkıyor diye kanadını açtık. Pişman etti beni yani. Turluyor turluyor, oraya iniyor buraya iniyor. Yani böyle bir şey olamaz. Hayvanlar da aç diye bekliyordum. Dün çok az yem verdim. Yine toklar ya. Allah Allah. Havalar ısındı diye mi böyle şişiyorlar acaba yemle? Bakın oradalar, gelmiyor arkadaş, yok. Orada çiftleşiyorlar, kaşınıyorlar, koklaşıyorlar, yok. Olmaz böyle bir şey ya, hasta etti beni. Tabii bir daha böyle yaparsa olmaz yani. Bugün yemim yok, kimse kusura bakmasın. Bu Arap dişinin yüzünden yemem yok yani. Yok, öyle olmaz. Öteki Mavi'nin de kanadını açtım, o da indi. Biraz zor indi yani. 2 saat sonra falan indiler. Yarım kanatlı dişi de. Şimdi hatta o da yukarıda galiba. Yarım kanadıyla çıkıyor. Ya da indi ya. Pardon, indi indi. Bunlar orada kaşınıyorlar. Yani uyuz ettiler beni ya. Durum bu kardeşler. Şimdi onları halledeceğim. Bakın çiftleşiyorlar derken hani şaka değil. Gerçekten öpüşüp koklaşıyorlar. Yani hayvanlar da bekliyor beni. O mavi erkek çıktı, dişi, onu vereceğim. Bir de şu içeri giren şimdiki mor bilezikli Arap. Güzel, gemi gibi kuş ama dişi yok. Dişi yok abi, kimse kusura bakmasın. Dişisiz kuş yok. Bir de bu baskaları eş yapacağım, iyice kapatacağım. Yine kaçmışlar, çiftaneye kapadım. Ondan sonra burası şey olacak, çakalları oraya al demişler. Evet, oraya alacağım. Buraya alacağım. Tek tür kuş besleyecek misin diye soranlar oldu. İşte tek tür kuş kardeşim, hani her kuşu bulamıyorsun yani, artık öyle bir fakir ki kuş piyasası, aynı kuştan bulamıyorsun. Sarı baskı yapalım dedik, hepsi darmadağın oldu yani. Kiminin kanadında uğur çıktı, kimi öldü, kimi kaçtı, kaçmayacak kuş kaçtı. O yüzden işte kendi yavrularımızla bakalım hangisi gaza basarsa hızlı, onlar yoğunlukta olacak. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Osman Abi TV'den herkese tekrardan selam güzel kardeşler. Sistem tamam, bakın deliklerini açtım. Buradaki deliği de açtım. En son burada açmak zorunda kaldım çünkü izalamayı yapabilmek için. Gayet rahat bir şekilde. Bakın sıfıra sıfır her yeri. Oh mis. Mis, çok güzel oldu. Şimdi suyumuz nerede? Ben şöyle parmağımı soktuğum zaman oh tam hizada. Tam hizada, tam. Mükemmel. Sistem mükemmel. İnşallah çökmez yani bu altı. Evde akvaponik sistemi
balıklarımızın üstünde yapıyoruz. Bakalım gerçekleştireceğiz. Yani şu anda tek şey eksiğimiz şey alacağım. İki domates, iki biber, bir tane de çilek alacağım ortaya. Bakalım nasıl olacak. Durum bu şimdilik. Hoşça kalın kardeşler. Üstüne aydınlatma yapmayı da düşünüyorum ama bakalım. Onu nasıl yapacağız? Şimdilik olay bu. Hadi eyvallah. Osman abi TV'den herkese günaydınlar. Salı gününüz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi dün bunu yaptık. Bildiğiniz üzere. Gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntı yok çok şükür. Bugün de işte bir geceyi atlattı bu şekilde. Dün su da ilave ettim. Onu göstermiş miydim hatırlayamıyorum. Bir dakika. Böyle aşağıdan tahliye ediyor suyu. Çok güzel oldu. Bugün fideleri alacağım kısmetse bakalım. Bizim bu aşağıda bir milyoncu var. Orada sanırım satılıyordu. 1-2 liraya tanesi. Bugün fideleri alacağım. 2 biber, 2 domates, 1 çilek. Hadi hayırlısı bakalım. Son durumumuza başladık. Bugün salı, dün mercekleri taktım bir kısmını. Hemen mikroelement gübrelememizi de yapalım. Ben gerçi yemlemeyi yaptım sabah çıkar çıkmaz. Bakın buraya da attığım yemlere üşüştüler hemen karidesler. Şöyle yakından çekelim. Hey maşallah ya keratalar. Dün beni çok uğraştırdı ya dolapçı dişler. Allah'ım ya Rabbim biri yarım kanatlı kalkıyor. İnmek istemiyor. Hop. Işıklarımız sönükken mikroelement gübremizi de verdik. Şimdi sevgili dostlar. Evet. Her şey düzgün. Şükürler olsun. Bunun ışığını ben yanık bıraktım dün gece. Çünkü bütün gün yanmamıştı. Onun dışında bakalım. Özelliklere bakalım. Maşallah maşallah. Ya kardeşler burada da şaka maka hemen bir koloni oluştu yani. Bakın ilk doğan yavrular, ikinci doğan yavrular hemen boylandılar yani maşallah. Alan geniş ya. Keratalar size. Bayağı bir kolonimiz var yani. İyi iyi. Su da oksijen de sağlıyor havadan dökülerek. Gayet güzel. Buradaki su marulları da tutundu gibi. Buradaki de biraz tutundu gibi yani. Hani tutundu diyemeyiz tam olarak ama. Aslında onu oradan almak lazım ya. Neden almak lazım? Çünkü o da besinleri çekecek. Bize buradaki besinler lazım. Sudaki serbest dolaşan besinler işte. Nitratıydı, o suydu, bu suydu. Sebze yetiştireceğiz kardeşler evin içinde. Bakalım nasıl olacak. Durum bu. Şöyle göstereyim. Yavruyu da göstersene abi dedi bir kardeşimiz. Gösterelim, gösterelim. Yavrumuz da burada. Bakın böyle kerata. Ne haber? Günaydın. Küçük. İnşallah yaşatırız bunu. Şunla suluk yaptım şunu. Vitaminli su veriyorum. Gerçi dün verdim. Bugün gerek yok. Her gün her gün vitamin dayamaya gerek yok. Şuradan da şeyi gösterelim. Durum bu. Ya. Şimdi. Evet. Kümesimiz normal. Kulağım kardeşim şeylerine çıkışlarına gitti kusura bakmayın. Feneri aldım yumurtaları kontrol edeceğim bakalım nasıl olacak. Emin olmam gerekiyor yani boş yere kuşları yatırmayalım. Çünkü mülakatlar böyle hava sıcak diye mi uzun süreler kalkıyor sonra tekrardan yatıyorlar. Durum şimdilik böyle kardeşler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Mobilon uygulamasını yüklüyorum bir yandan da. Ya ondan da bahsedeyim bugünkü son durumda. Hani sadece o video reklamını yaparmış gibi oldu. Yani kardeşler şöyle düşünün kısacası. Hani hiçbir şey kazanamazsanız 299 liranız çöpe gidecek. Hani uzun lafın kısası bu. Hani 300 lira da nelere vermiyoruz ki hani ben şahsen en çok ihtiyacı olanlardan biri oluyorum bazen 300 liraya ama yani yolda kaybetsem 1 saat 2 saat falan üzülürüm. Ya nasıl kaybederim falan diye kendime kızarım. Hani para gitti diye asla üzülmem hayatımda. O yüzden imkanı olanlara tavsiye ederim. Yani şu an ben 20 lirayı geçtim. 24 lira falan oldu. 5. gün bugün. Hala da bugün geçeceğim. Her saat başı reklam izliyorum. 40 kuruş, 40 kuruş.
taksimetre atıyor. Ki yani abone yapabilirsek daha fazla kazanacağız. 20 lira bir kereye mahsus, sonra her ay 5 lira 5 lira gelecek. Yani abonelerden değil, abone yaptın diye şirket sana veriyor. Yani gayet mantıklı geldi bana ilk bakışta. Yani sonuçta bir daha para istemiyor sizden. Hani 299 lira ürkütücü gelebiliyor bazen birçok kişiye. Ki buna benim ailem de dahil. Ya 299 lirayı biz yolda mı buluyoruz falan filan. Yapacak bir şey yok kardeşler. Hani uzun lafın kısası, vermeden almak Allah'a mahsus. Yani sonuçta vermeden kimse bir şey vermiyor yani. Kapitalizmin içinde yaşıyoruz. Vahşi kapitalizmin hem de yani. Babası var Türkiye'de, babası. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar, tekrardan merhaba. Lanoli. Burada ne olmuş? Bunda bir kısıklık var. Oo, bu kötü oldu çocuklar. Burada bir temassızlık mı var? Bu nedir ya? Allah Allah. Bunu ben sevmedim. Bunu sevmedim. Evet, bunu fark ettik. İyi oldu. Bir dakika bir takayım, çıkartayım. Ya Mobilon uygulamasını tanıttım. Vay efendim vay. Çıktılar. 299 lirası olmayanlar başladılar bombalamaya. Ulan ben tavsiyede bulundum size yani. İlle de abone olun mu dedim. Allah Allah. Kimlere para kazandıracakmışım da. Bilmem ne de. Ya arkadaşım yani. Evet, bilgiyi sevgiyi paylaşıyorum. Bu bilgi değil mi yani? Ben bunu sana tanıtmasam nereden haberin olacaktı? Yani yok saadet zinciriymiş, yok mu? Olma kardeşim, zorla mı sana ol diyoruz yani. Sanki silah dayadım kafalarına. Birisi de demiş ki kimlere para kazandıracaksın kim bilir. Ulan ya arkadaşlar, yapmayın gözünüzü seveyim. Ya bizim milletimiz çok enteresan bir millet. Vallahi yani ben videonun tanıtımını yaptım. Kimseden para da almadım. Kimseye bir şey de kanıtlamak zorunda değilim. Bunları hani sorularınızı şirket, firma kanıtlamakla mükellef. Hani bunlar benim üzerime vazife olmayan şey. Ha ben kazanıyor muyum? Kazanıyorum şu anda para. Tıkır tıkır işliyor. Olay şudur ki yani 300 liram biriktiği zaman çıkabilirim de yani. İlla birilerini abone etmek diye bir çabam yok. Size tavsiyede bulunun. Ha olursanız ben bir kereye mahsus 20 lira her ayda 5 lira kazanacağım bir aboneden. Yani kusura bakmayın kardeşler ama yani kaç kişi abone olacak? 25 lira. Ulan ben herkese dağıtayım 25 lira. Ne olur ya? 25 liradan mı korkuyorsunuz ya? 25 lira kazanacağım diye mi? Zaten YouTube'un gelirleri düştü. Zaten düşük yani. Ben YouTube'dan daha inanabiliyor musunuz? 1000 lira kazanmadım ya. 1000 lira. 1000 lira kazanmadım. Ve ben bu Mobilon uygulamasını, hani kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin güzel kardeşler, hani paraya ihtiyacı olmayan biri olarak paylaştım ha. Para kazanmak için yapıyormuşum ya. Abuk subuk konuşmadan önce bir tartın kelimelerinizi. Yani bir tartın yani. Ben paraya ihtiyacı olmayan biri olarak. Ha ne olur. Telefonla elimde bütün gün oynuyorum. Oyun oynuyorum zaten. Yani. Dedim ki bunu paraya çevireyim. Bir kardeşim tavsiye etti. Ben de sizlerle paylaştım yani. Bunu oraya buraya çekmenin ne anlamı var ya? Yani bu kadar garipleşmeyin lütfen ya. Rica ediyorum. İstirham ediyorum sizden yani. Olmazsın abone biter yani. Acayip acayip fikirlerinizi kendinize saklayın. Yani bu şöyle mi böyle mi? Hani ben sanki bir iddiada bulundum. Sadece paylaştım. Bu iddiaya bulunan şirket. Ha benim 299 liram varmış. Çat diye verdim, abone oldum yani. Ben sadece videoyu sizinle paylaştım. Dedim ki böyle bir tavsiyede bulunup. Hani oyun hepiniz oynuyorsunuz. Varsa 299 liran vereceksin. Aktif olacaksın güzel kardeşim. Ondan sonra kazanıyor musun, kazanmıyor musun göreceksin. Ulan sanki 300 bin lira istedik ya. Veyahut da ben istedim sanki yani. Ya vallahi ilginç bu ya. Bizim millet ilginç. Yani enteresan bir millet. Hani çiftlik banka yolundu çoğu zaten. Çiftlik bank gibi bir saçma bir oluşuma. Böyle bir şeye o 299 lirada bilmem ne. Ya yapmayın gözünüzü seveyim kardeşler ya. Sanki zorla yani dedim gelin abone olun ille de falan. Neyse güzel kardeşler, yapacak bir şey yok. Bizim milleti düzeltemiyorsun yani. 150 sene falan lazım bu zihniyeti düzeltmek için. Biz göremeyeceğiz. Anca böyle işte makarasını yaparız. Söyleniriz, şikayetçi oluruz. Yapacak bir şey yok. Yani
umutsuz vaka yani. Ne yazık ki bu zihniyetleri düzeltmek. Çamur atma, hiçbir şey beğenmeme. Dün mesela 23 Nisan son durumu paylaştım. Dislike atanlar olmuş yani. Ulan neyi beğenmiyorsun yani? Bu bizim ülkemizin çocuk bayramı yani. Niye beğenmiyorsun? Demek ki vatan hainisin yani. Allah'ım ya. İnsanlara anlatamıyoruz bazı şeyleri. Beni dertlendiriyorlar böyle dönemsel dönemsel. Hani şeye üzülüyorum. Hani ben sinirlenmem falan, benim üzülmem önemli bir şey değil zaten burada da. Hani zihniyetleri değiştiremiyoruz kardeşler. Önemli olan bu yani. Hani ben değilim önemli olan. Ben burada varım yokum yani. Ölümlü bir dünyalı bir faniyim yani. Bugün varım yarın yokum. Hani ha para kazanmışım ha kazanmamışım. Hiç önemli değil. Şükürler olsun. Benim halim vaktim yerinde. Bunu dert etmeyin yani kendinize. Yok para mı kazanıyor, para mı kazanacak bilmem ne falan filan. Böyle şeyleri dert etmeyin. Dert etmeden önce düşünün. Sağ olun yani, beni çok düşündüğünüz için sağ olun. Teşekkür ederim. Yani bunları dert etmeyin yani. Ben sizler için paylaştım. Ha, faydalı bir şey mi? Faydalı. Şu anda gözüken o. Ha ama ileride kapatır, kaçar, gider, dolandırır. O zaman başka. Ne olur? Olan 299 lira ne olur yani? Benim için 299 lira şükürler olsun büyük bir para değil. Yani ha yolda kaybetmişim, ha evime harcamışım. O yüzden sizinle paylaştım. Belki benim gibi 299 lirayı feda edebilecek kişiler vardır diye düşündüm. Durum bu. Yani sonuçta böyle bir iddia var ve ilk bakışta güzel gözüküyor. O yüzden yani. Durum bu. Abuk subuk konuşup insanı içerlendiriyorlar. Şimdi şeyleri kontrol edeceğim. Yani hani sanki ben şey yapmışım. Bakın Fener. Demişim ki kardeşler bu uygulama para kazandırıyor mu diye sormuşum sanki. Veyahut da bu uygulama dolandırıcı mıdır değil midir? Yok olmadı abi, elimizi alacağız. Feneri de şöyle dikeceğiz. Havaya öyle bakacağız, daha iyi olacak. Bu yumurtalardan kalkıyorlar keratalar. Bir dakika ben bakayım şöyle. Aybuki. Başladı. Lan bunlar ölmüş mü ya? Yo tutmuş. Durum bu kardeşler. Yumurtalar da sıcak sıcak. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili kardeşler, yani uzun lafın kısası diyeceğim o ki yani hani bir şey paylaştık, insan ağzına burnuna tıkıyorlar yani. Lan sanki zorla abone olun dedim ya. Allah Allah, olmazsan olma yani. Ben sana bir tavsiyede bulundum ya, benim aileme itici geldi diyorum. Adam diyor ki sen diyor para kazan. Lan sanki para kazanmak ayıp bir şey. Hani bizim memlekette böyle biliyorsunuz değil mi, hani sanki ticari bir şey girdi mi ayıp, sanki hani aa satıyor musun? Aa satıyor musun sen? E ne yapayım yani? Hani para kazanmayalım mı yani? Kim sevmez para kazanmayı? Yani güzel kardeşler, uzun lafın kısası. Hani ben o videoyu sadece tavsiyede bulundum. Zorla kimseye abone olun demedim. Ha, olursan kazanırsın. Ben ne yapayım yani? Hani zorla mı seni şey yapayım yani? Hani şimdi ille de ol diye. Bu böyle bir şey yani, ne diyeyim ya. İnsanı kızdırıyorlar abuk subuk konuşup ya. Evet burada. Evet temassızlık varmış. Arkadaşım ya niye böyle yapıyorsun? Durum bu. Yani faydası olan şeyleri, bilgi paylaşımı, sevgi paylaşımı, insanlık adına faydalı şeyler. Yani senin sabrın yoktur. Olabilir, beğenmemiş olabilirsin. Olabilir, ön yargıların vardır. Olabilir. Açarsın şeye sorarsın. Bakın gambusyalarımız da burada. Firmaya telefonunu açarsın, ne bileyim iletişim. Ben sormadım yani. Beni bir WhatsApp grubuna eklediler. Orada gerekli şeyleri aldım, bilgileri, teferruatları aldım. Öğrendim. Durum bu. Kazandığım zaman da sizinle paylaşacağım yani. Parayı çekme anına kadar paylaşacağım. Yani ister olun ister olmayın. Kimseyi zorla yapacak değiliz yani. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kardeşler bugünlük böyle. Yine abuk sabuk şeyler yaşadık yani. Adam bana üçkağıtçısın dedi ya. Ulan kanıtla bunu yani. Üçkağıtçıysan bunu kanıtlayacaksın kardeşim. Bir üçkağıtçılık yaptığım bir şeyi benim yüzüme vuracaksın. Ne üçkağıtçısı ya? Allah Allah.
Durum bu kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi görüşürüz.